Yanardağlar patlar. Buzullar büyür ve geri çekilir. Devasa güçler her daim iş başındadır. Ve arkalarında jeolojik gizemlerin izini bırakırlar. Bu gizemlerden biri de işte burada, Arizona'daki Büyük Kanyon'da gizli. Yaklaşık 1 milyar ton ağırlığında kaya zeminden sökülüp atılmış gibi. Bu kanyonun içine dünyadaki tüm nehirlerin sularını boşaltsak bile yine de yarısından çoğu boş olur. Bilim adamları bir yüzyılı aşkın süredir bu devasa kanyonun nasıl ve ne zaman oluştuğunu bulmaya çalışıyor. Ve şimdi dünyanın nasıl oluştuğunu ele aldığımız bu her daim evrim geçiren hikayede Büyük Kanyon'un nerede yer aldığını bulmak için jeologlar yeni deliller buluyor. Büyük Kanyon. Amerika'nın en olağanüstü doğa harikalarından biri. Bu kanyonun en geniş noktasında aradaki mesafe yaklaşık 30 kilometre. Uzunluğu 445 kilometre ve 1,5 kilometreden daha derin. Bu kanyon o kadar büyük ki çok uzaklardan görülebiliyor. Uzaydan bile. Idaho'daki Cehennem Kanyonu yaklaşık 800 metre daha derin ve Avustralya'daki Kaperty Vadisi de 1,5 kilometre daha geniş olmasına rağmen Büyük Kanyon aralarında en bilindik olanı. Ve dünyanın en büyük jeolojik gizemlerinden birini içinde barındırıyor. Mississippi'nin sadece onda biri büyüklüğünde olan Colorado Nehri nasıl bu kadar büyük bir kanyonu yaratmış olabilir? Bu soru bir yüzyılı aşkın süredir bilim adamlarının kafasını kurcalıyor. Çünkü normalde bu sorunun cevabını bulmak için kullanacakları bilgiler milyonlarca yıldır akmakta olan nehrin sularında kaybolup gitmiş. Ya da toprak kaymalarıyla kaybolmuş ya da yanardağlar yüzünden yok olmuş. Elbette Büyük Kanyon'un nasıl ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor. Ancak elimizde pek bir delil yok. Sanki bir cinayet işlenmiş ve tüm ipuçları yok olmuş gibi düşünün. Bu yüzden biz de elimizde kalan delilleri birleştiriyoruz. Ve sonuçta yavaş yavaş bile olsa bu jeolojik simge en eski sırlarını açık etmeye başlıyor. Kanyonun zengin renkli katmanları dünya ile ilgili en eksiksiz kayıtları sunuyor aslında bizlere. İnsan Büyük Kanyon'u düşünürken aklından çıkartmaması gereken gerçeklerden biri de bu kayaların anlattığı hikayelerin milyonlarca, milyarlarca yıl öncesine dayandığıdır. Castron ve ekibi Colorado Nehri'nde oldukça zorlayıcı bir keşif gezisine çıkmaya hazırlanıyor. Bu kolay bir yolculuk olmayacak çünkü 2320 kilometre uzunluğundaki bu nehir son derece güçlü. Her saat Colorado Nehri'nde ortalama olarak 3000 litre su akıyor. Yani her saniye Amerika'da evlerde bir yılda kullanılan su miktarından daha fazla. Castrum, Büyük Kanyon daha oluşmadan önce var olan kara parçasının eski tarihini araştırıyor. Ve bunun için de kanyondaki en eski kayaları teşhis etmesi şart. O da eski kaşiflerden John Wesley Powell'ın izinden gitmeye kararlı. 1869 yılında John Wesley, kanyon boyunca Colorado Nehri'ni başarılı bir şekilde geçebilmişti. Kanyonda araştırmalar yapan bilim insanları için John Wesley Powell çok önemli bir kaşiftir. Çünkü bugün bizlerin cevaplamaya çalıştığı sorular, o zamanlarda Powell'ın üzerinde çalıştığı sorularla aynıydı. Powell'ın keşiflerinden biri de kanyonun en alt kısmında bulunan bu ürkütücü siyah kayalardı. Şu anda Büyük Kanyon'da Colorado Nehri'nin hemen yanındayız. Sizler de yanı başındaki bu görkemli siyah kayaları görebiliyorsunuz. John Wesley Powell bunlara çirkin siyah kayalar diyordu. Çünkü ona göre bu kayalar akıntılara neden oluyordu. Ancak Büyük Kanyon'un en eski tarihiyle ilgilenenler için bu kayalar son derece değerlidir. Powell'ın şimdilerde Vishnu Schist diye bilinen bu kayaların tarihini belirleme şansı olmamıştı.
Görünüşlerinden anlayabildiği tek şey de bir zamanlar bu kayaların erimiş halde yer altında gömülü olduğuydu. Ama Karlstrom'un bir avantajı var. O da radyoaktif eskimeyi ölçerek kayaların tam yaşını ortaya çıkartabilen ekipmanları. Ve çok eski zamanlarda neler olduğunu anlayabilmenin ilk adımı da bu kayaların ne zaman meydana geldiğini tespit etmek. Bu kayalar yaklaşık 1.7 milyar yaşında. Yani dünyanın yaşının yarısı yaşında. Büyük Kanyon'da dünya tarihinin son 2 milyar yılıyla ilgili inanılmaz hikayeler bulabiliriz. Ancak Karlstrom'a daha fazla bilgi gerekiyor. Bu çirkin kayalarda kanyon meydana gelmeden önce burada neler olduğuna dair çok önemli bilgiler de yer alıyor. Bu kayalardan hem ne kadar zaman önce oluştuklarını hem de yer kabuğunun ne kadar derinliklerinde oluştuklarını öğrenmek mümkün. Bu eski kayaların içine gömülü olan bu ufak taşlar, kelimenin tam anlamıyla değerli taşlardır ve bu taşlar sadece aşırı basınç altında meydana gelebilir. Böyle bir basınçta milyonlarca tonluk kaya parçalarının ağırlığı altında ezilmekle açığa çıkabilir ancak. Gümüş kurşun taşları bizim için önemlidir. Bu taşlar üzerimizdeki kayaların miktarını anlamamızı sağlıyor. Taşların kimyasal yapısını ve özellikle de kalsiyum miktarını analiz eden araştırmacılar, bu taşlar oluştuğu sırada üzerinde ne kadar ağırlıktan kaynaklanan bir basınç olduğunu ortaya koyabiliyor. Basitçe açıklamak gerekirse taşları inceleyince içinde yüksek miktarda kalsiyum olduğunu görüyoruz. Bu da bir dağ kuşağının içinde olduğumuzu ve üzerinde kayalar olduğunu gösterir. Örneğin bu taşları alıp laboratuvara götürüyoruz. Çok ince bir kesiti kullanıyoruz. Bu kesiti elektron mikroskoba koyuyoruz ve analiz sonucunda elde edilen bilimsel veriye göre şu anda yüzeyin yaklaşık 10 kilometre aşağısında bulunuyoruz. Bu da çok ciddi bir yükseklik. Gerçekten yüksek. Yani yaklaşık 2 milyar yıl önce, kanyon daha meydana gelmeden önce burada deniz seviyesinden 10 kilometre daha yüksekte olan dağlar varmış. Bu dağlar günümüzdeki Himalaya dağları kadar da yüksekmiş. Ancak bu dağlar erozyonun o inanılmaz gücüne karşı koyamamış ve takip eden 500 milyon yıl içinde yavaş yavaş erimiş. Binlerce yıl boyunca donan ve tekrar çözülen buzlar dağ yamaçlarındaki kayaların çatlamasına sebep olmuş. Rüzgar ve su kopan kaya parçalarını okyanuslara taşımış ve ardında hiç de kanyona benzemeyen düz, özelliksiz bir kara parçası bırakmış. Jeologlar bu bölgenin eskiden nasıl göründüğünü ve nasıl hareket ettiğini şu anda görselleştirebiliyorlar. Bunu yapabilmeleri için jeologların kayanın dokusunu okuyabilmesi, ne tür bir kaya olduğunu anlaması, içindeki fosilleri incelemesi gerekiyor. Aslında bu da bir nevi bir dedektiflik gibi. Böylece burası milyarlarca yıl önce ne durumdaydı görebiliyoruz. Burası yaklaşık 450 kilometre içeride kalan ve kullanılmayan bir alan. Sert kayaların içine gömülü olan bu deniz kabukları da okyanus fosilleri. Yamaçların birinde deniz kabuğu fosilleri bulmak mümkün. Ve bu fosiller deniz kıyısında bulduğumuz deniz kabuklarına benzer. Deniz kabukları ölüyor. Deniz tabanına iniyor ve sonra da o sırada hangi okyanusun içindelerse onun tabanındaki çamurun içine hapsoluyor. Bunun gibi deniz kabukları sığ tropik sulardan gelir. Ve bundan yarım milyar yıl önce burada oluşan bir iç denizde burada görmüş olduğunuz toprakları kaplıyordu. Ancak her şey öyle bir defada olmadı. Büyük Kanyon'un duvarlarındaki çoklu katmanları inceleyen Karlstrom, milyonlarca yıl içinde bu bölgenin sadece bir kez değil, en az 8 defa sular altında kaldığını ortaya koyuyor. En son bundan yaklaşık 80 milyon yıl önce Arizona'nın bu bölümü sular altındaymış. Büyük Kanyon'un katmanlarında üstlere çıktığımız zaman farklı kaya birikintilerinde, farklı çevrelere ait, içinde farklı hikayeler barındıran, farklı zamanlarda yaşamış farklı fosillere ait bulgular görüyoruz. Bu bölgenin sular altında kalması, sonra da suların çekilmesi döngüsü en az 100 milyonlarca yıl önce olmuş. Her deniz zamanla katılaşarak
kaya haline gelen farklı türlerde materyalleri taşımış. Bu çökeltinin kimi kummuş ve zamanla deve tüyü renkli kum taşı haline almış. Kimileri ise zamanla koyu killi yaprak taşı haline dönüşen çamurmuş. Ayrıca deniz organizmalarının kalsiyum yüklü kalıntıları da parçalanarak açık renkli kireç taşı haline almış. Ancak bu bölgeye hakim olan renk kırmızıdır. Bunun nedeni de tüm kayalar arasına hapsolmuş olan demirdir. Milyonlarca yıl içinde demir paslanarak bu görmüş olduğunuz kırmızı rengi almış. Jeolog dedektifler için Büyük Kanyon'dan aşağı inmek zaman içinde seyahat etmeye benziyor. Bu değerli taşların içindeki kalsiyum bundan 2 milyar yıl önce Büyük Kanyon'un bulunduğu yerde aslında Everest Dağı yüksekliğinde bir dağ olduğunu ortaya koyuyor. Yamaçlarda ortaya çıkan deniz fosilleri ise bundan yaklaşık 500 milyon yıl önce bu kara parçasının bir iç denizin çamurlu tabanı olduğunu gösteriyor. Jeologların çözmesi gereken bir başka bilmece de bu son derece düz kara parçasını hangi güçlerin dünyanın en güzel doğa harikalarından biri olan bu muhteşem manzaraya dönüştürdüğünü bulabilmek. Günümüzden 1.7 milyar yılla 70 milyon yıl arasında kalan zamanda Batı Arizona'nın görüntüsünün bir dizi çok büyük değişimlerden geçtiği belli oluyor. Eski dağlar, tarih öncesi denizlerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve sonra da bu denizler çekilince göz alabildiğine geniş bir alana yayılan dümdüz bir açıklık ortaya çıkmış. Büyük Kanyon'un o muazzam vadisi henüz ortada yok. Ancak akabinde gelen 20 milyon yıl içinde yaşanacak olan büyük değişimler, eşi benzeri olmayan yüksek bir platonun oluşmasına sebep olacak ve kanyonun oluşması için gerekli zemini hazırlayacaktı. Deniz hayvanlarına ait eski fosiller, jeologlara bu kara parçasının eskiden bir iç denizin dalgaları altında olduğunu gösteriyor. Ve bu da bir başka gizemin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu araştırmanın amacı, yer altında bulunan bu kayaların şimdi neden deniz seviyesinden binlerce metre yukarıda bu kadar yüksekte kaldığını anlayabilmek. İnsanın deniz seviyesinden 1,5 kilometre yukarısına çıkıp deniz kabuğu bulması ya da ona benzer bir şey görmesi şaşırtıcı. İnsan deniz kıyısına gittiğim zaman da bunları görüyorum. Peki neden 1,5 kilometre yukarıda da bu var diye sorar. Bu bölgede tüm deniz tabanının yukarıya itilmesine sebep olacak bir jeolojik hareketlilik yaşandığı ortaya çıkıyor. Jeologlar 1960'larda dünya yer kabuğundaki iki farklı plakanın çarpışmasıyla kara parçasının böyle yükselebileceğini fark etmişti. Aslında tüm dünyada böyle olaylar yaşanıyor ve genelde bu girintili çıkıntılı sıra dağlar oluşmasına sebep oluyor. Ancak Arizona'da yaşanan yükselmenin eşi benzeri yok. Tüm düz katmanlar deniz seviyesine ulaşınca büyük bir yükselme meydana geldi. Bu yükselme olayına bilimde Laramide Orogene ismi verilir. Bu sırada kayalar sağa sola yatmadan düz bir vaziyette yükselmiş oldu. Kara parçası tıpkı bir asansördeymiş gibi dümdüz yukarı doğru yükseldiğinden yüksek ve düzgün bir plato meydana geldi. Ve buradaki denizde kuzeydoğuya doğru akmaya başladı. Ancak o zamanlarda bile büyük kanyon oluşmamıştı. Kayaların kesip bir kanyon oluşmasını sağlayan Colorado Nehri henüz bölgeye ulaşmamıştı. Jeologlar Büyük Kanyon'un Colorado Nehri tarafından bu hale getirildiğine inanıyordu. Bunu öğrenmek 1800'lü yılları buldu tabii. Yüksek plato kendisinden daha yüksek olan sıra dağlarla çevriliydi. Yeni doğan nehirler dağlardan akarak platoya doğru ulaşabiliyordu. Bu araştırmada Colorado Nehri'nin ne zaman bölgeye geldiğinin anlaşılması gerekiyordu. Çünkü nehir bölgeye gelmeden kanyonu oymaya başlamış olamazdı. Birkaç yıl öncesine kadar kimi araştırmacılar Hindu Kanyonu adı verilen bu eski nehir yatağının soruya yanıt verebileceğini düşünüyorlardı. Onlara göre 50 milyon yıl önce ortaya çıkan Hindu Kanyonu
Colorado Nehri'nin gelişinin ve Büyük Kanyon'un doğuşunun bir habercisiydi. Ancak 1969 yılında bu çakıl taşlarının bulunmasıyla birlikte jeologların kanyonun doğuşuyla ilgili bildiklerini sandıkları her şey değişti. O zaman anlaşıldı ki Büyük Kanyon'un nasıl oluştuğunu açıklamak daha önce tahmin ettiğimizden daha karmaşık olacaktı. Eski jeologlar bunun basit bir açıklaması olduğunu düşünüyordu. Ama sonradan anlaşıldı ki olay tahmininden daha zormuş. Bunu anlamak için bir dedektif gibi çalışmak gerekir. Young gerçekten de 1969 yılında Washington Üniversitesi'nde henüz 24 yaşında bir jeoloji öğrencisiyken daha önce kimsenin bilmediği bir şeyi keşfetti. Profesörleri onu Hindu Kanyonu'nu incelemeye göndermişlerdi. Ancak Young tozlarla kaplı nehir yatağına varınca buranın Colorado'yla ya da Büyük Kanyon'a bir ilgisi olmadığını öğrendi. Young'ın bu son keşfi, kanyonun tarihiyle ilgili olan ve uzun yıllardır bilinen jeoloji teorilerinin suratına bir tokat gibi patlamıştı. Young'ın bulduğu deliller, nehir yatağında bulunan çakılların sıralanışında gizliydi. Bu çakıl taşlarına bakarsanız taşların suyla hareket ettiğini ve bu çakıl taşlarının sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi suyun aktığı yönde hareket ettiğini görebilirsiniz. Çakıl taşları bu şekilde duruyor olsaydı su onları böyle çevirirdi. Yani çakılların bu şekilde duruyor olması suyun da bu tarafa doğru aktığının bir kanıtıdır. Bu son derece önemli bir bulguydu. Colorado Nehri'nin Young'ın sağına doğru akması mümkün değildi. Çünkü nehir tam aksi tarafa, yani Pasifik Okyanusu'na doğru akıyordu. 50 milyon yıl önce burada bulunan nehir, Colorado Nehri değildi ve Büyük Kanyon'u kesen de o değildi. Young'ın bulguları bilim adamlarının nehrin platoya ne zaman geldiğine ve kanyonun yaşına dair olan tüm fikirleri değiştirmesine sebep oldu. Bir başka ama daha yeni bir alanda araştırmalara başladılar. Burası günümüzde Colorado Nehri'nin Büyük Kanyon'dan çıktığı noktadan birkaç kilometre aşağıda bulunan Arizona'daki Mead Gölü yakınlarındaki Muddy Creek. Buradaki kayalardan eskiden bölgenin tatlı suyla dolu olan bir göl olduğu anlaşılıyor. Muddy Creek'in yukarı kısmında bulduğumuz bu kireç taşları burasının bir tatlı su gölü olduğunu ispat ediyor. Buradaki su temiz olmalı. Zira içinde pek çok canlı yaşadığı belli. Burada yaşayan kabuklu canlılar ölüp dibe çöktüğü zaman kabuklarındaki kalsiyum sayesinde bu görmüş olduğunuz kireç taşları oluşmuş. Kireç taşı bir zamanlar bu gölde yaşayan canlıların kabuklarındaki kalsiyumdan meydana geliyor. Bundan 5.5 milyon yıl önce hayvanların hepsi yok olmuş ve yeni kireç taşı yapacak kabuklu canlılar kalmamış. Bunun tek açıklaması 5.5 milyon yıl önce bu canlıların ölmüş olmasıdır. Ve işte o zaman da Colorado Nehri bölgeye zaten ulaşmıştı. Nehir bu bölgeye parçalanmakta olan Büyük Kanyon'dan pek çok toprak ve çökelti taşımış olmalı. Su birden çamurlu ve kirli bir hal almış olmalı. Ancak kireç taşı kirli ve çamurlu sularda oluşmaz. Bu asla mümkün değil. Daha önce gölde yaşayan canlılar ve bitkiler de yok olmuştur. Çünkü onlar da çamurlu su içinde yaşayamazlardı. Böylece gölün çamur sebebiyle öldüğü tarih, jeologların Colorado Nehri'nin ne zaman Arizona'ya gelip kayaları parçalamaya başladığını anlamalarını sağladı. Büyük Kanyon tam tamına 5.5 milyon yıl önce oluşmuştu. Araştırma çok önemli bir aşamaya ulaşmıştı. Çünkü kanyonun yaşı belirlenebilmişti. O eski nehir yatağında bulunan çakıl taşlarının durduğu yön sayesinde Büyük Kanyon'un jeologların düşündüğünden çok daha genç olduğu ortaya çıkmış oldu. Muddy Creek'te bulunan kireç taşı Colorado Nehri'nin ne zaman bölgeye gelerek kanyonu oluşturmaya başladığını ve kanyonun 5.5 milyon yaşında olduğunu ortaya koyuyordu. Artık bilim adamlarının karşısında yeni bir gizem vardı.
Jeologlar Colorado Nehri'nin bundan 5.5 milyon yıl önce neden bu yoldan akmaya başladığını ve neden bu denli farklı boyutları olan bir kanyon meydana getirdiğini bulmaya çalışıyorlar. Büyük kanyonun tarihi ve yapısıyla ilgili araştırma sürerken Colorado platosunda meydana gelen eski dağların 1.7 milyar yıl önce nasıl oluştuğu ortaya çıkmıştı. 5.5 milyon yıl önce Colorado Nehri, Büyük Kanyon'u işte bu platoda oymaya başlamıştı. Bilimciler şimdi ise Colorado Nehri'nin neden Büyük Kanyon'un bu denli derin olmasına sebep olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu tartışma yaklaşık 100 yılı aşkın süre önce başlamış ve günümüzde de halen devam ediyor. Üniversiteye başladığım sırada Büyük Kanyon ilgimi çekmeye başladı. Ve Büyük Kanyon'la ilgili çeşitli teorileri inceledim. Ve Büyük Kanyon'un nasıl oluştuğunu bilmediğimizi öğrendiğimde de çok şaşırdım. Büyük Kanyon gibi bir simgenin anlaşılamaması bana çok çılgınca gelmişti. Ve ben de hayatımın büyük bir kısmını bunu öğrenmeye adadım. Bir teoriye göre birkaç eski nehir birleşmiş ve bu nehirlerin birleşik gücü Büyük Kanyon'u oymaya başlamıştı. Bir diğer teoriye göre de nehir etrafındaki platoya yükselmeye devam ederken kanyonu oluşturmuştu. Ancak John Douglas'ın bir başka teorisi vardı ve bu teorisini ilk olarak 2000 yılında yayınladığı zaman önde gelen jeologlar tarafından kabul görmüştü. Douglas'ın dökülme teorisi kağıt üzerinde çok mantıklı görünüyordu. Dökülme teorisi çok basittir. Colorado Nehri bir göl oluşturmak için havzanın içine doluyordu. Ve bu sözü geçen havza çok büyük bir havzaydı. Bu nehrin tek yapması gereken şey yükselip platoya doğru saçılmaktı, o kadar. Havzanın içini doldurdu. Böylece zaman içinde Büyük Kanyon'un başlangıcındaki görüntüyü elde etmiş olduk aslında. Phoenix'teki üniversite kampüsünde Douglas teorisinin işe yarayıp yaramayacağını görmek için küçük ölçekli bir deney yapıyor. Önce Colorado platosu modelinin içine kilolarca toprak dolduruyor. Açık musluklardan gelen su, Colorado Nehri'nin bu eski göle nasıl döküldüğünü temsil ediyor. Büyük bir göl elde ettik. Su yükseldi ve etrafa dökülmeye de hazır. Gölden dışarı doğru çıkan şu suyu görüyor musunuz? Bu su çok da önemli bir ayrıntıymış gibi durmuyor. Ama zaman içinde o sarp yamaçtan akarsu enerji kazanacak ve oymaya başlayacak. Ve aynı zamanda da geriye giden şelaleler oluşacak. Şelalelerden biri göle ulaştı bile. Gördüğünüz üzere çok ciddi miktarda su dökülmeye başladı. Az önce akandan çok daha fazla su görüyoruz. Bakın işte kanyon oluşmaya başladı bile. Toprak kaymaları kanyonun iç duvarlarının aşınarak suyun içine dökülmesini sağlıyor. Göl gitgide küçülmeye başladı ve su seviyesi de azalıyor. Ve işte burada küçük ölçekli modelde bir büyük kanyon yaratmayı başardığımızı görebiliyoruz. Douglas'ın dökülme teorisinin minyatür versiyonunun doğru olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunun çok daha büyük ölçekte de gerçek olabileceği kanıtlanmalı. Douglas bir göl arayışına çıkıyor. Bu göl dökülme teorisindeki seli başlatacak kadar büyük ve eski olmalı. Aslında aklında bir baş şüpheli var. Burası eskiden bir göl olan Bidehochi'nin bulunduğu yer. Ve bu göl Büyük Kanyon'un 160 kilometre doğusunda. Ve gölün yatağındaki bir ipucu bir zamanlar gölün ne kadar derin olduğunu ispat ediyor. Bu yeşil kil burada derin sular olduğunun kanıtıdır. Bu da eskiden burada Büyük Kanyon'u oluşturacak kadar derin ve büyük bir göl olduğunun kanıtı. Bu yeşil birikintiler sadece tek bir çevre şartı altında oluşabilir. Yeşil kilin oluşması için az miktarda oksidasyon olan derin bir göl olması gerekir. Bu Colorado Nehri'nin bu havzaya geldiğinin kanıtı. Nehir dağlar arasından geçtikten sonra buraya kadar gelmiş ve son olarak Büyük Kanyon'u oluşturmak için saçılmadan önce bir süre burada birikmiş. Bu noktadaki derinliğin tespit edilmesi, bir zamanlar ne kadarlık bir alanın sular altında kaldığını anlamamızı sağlıyor.
Douglas suyun derinliği ile havzanın etrafındaki kontör hattının yüksekliğini karşılaştırıyor. Ve bu da Bidahochi Nehri'nin bir zamanlar 35 bin kilometre karelik bir alana yayıldığını ve 4500 kilometre küp su içerdiğini ortaya koyuyor. Bu da Michigan Gölü'nden daha büyük bir göl olduğunu gösteriyor. Douglas'ın gölün yaşını da tespit etmesi gerekiyor. Dökülme teorisinin doğru olması için gölün Büyük Kanyon'dan yaşlı olması, yani 5.5 milyon yıldan daha yaşlı olması şart. Aradığı yanıtı bu derin su fosillerinde bulmayı başarıyor. Pekala. Bu su fosilleri tatlı su yumuşakçalarına ait. Ve yaklaşık olarak 6 milyon yaşında. Tarihler tutuyor. Göl etrafa dökülüp Büyük Kanyon'u oluşturabilecek kadar yaşlı bir göl. Fosillerin tarihini belirlemek Douglas'ın teorisini güçlendiriyor. Ancak daha fazla delil bulmak için araştırmaya devam ediyor. Elbette bir zaman makinesi yapılmadığı takdirde kanyonun nasıl oluştuğundan %100 emin olamayız. Bu tarz deneyler yaparak inandığınız teoriye olan güveniniz artıyor. Ve bunu kanıtlamak için yeterli delil toplamış oluyorsunuz. Joel Patterson da aslında delil toplamaya devam ediyor. Kendisi Büyük Kanyon'un ne kadar hızlı oyulduğunu kanıtlamak için ileri teknolojiden yardım alıyor. Ve aradığı delili de işte burada Büyük Kanyon'un başladığı noktada bulmayı başarıyor. Liz Ferry'deki çakıllara bakarak geçmişte bu nehrin nerede olduğuna ve ne tarafa doğru gittiğine dair deliller elde ediyoruz. Ve çakılların arasında kimi zaman kumlar olduğunu görüyoruz. Ve bu kumu kullanarak da buradaki çakılların kaç yaşında olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Colorado Nehri kanyonu oymaya devam ederken, İşte tam bu noktada çok daha fazla çakıl ve kum birikintisi oluşmasına sebep olmuş. Milyonlarca yıl boyunca yeni katmanlar eski katmanların üstünü kapatmış. Ve jeologlar artık kumun içindeki atomların ışıktan ne kadar etkilendiğini tespit edebilecek ekipmanlara sahip. Bu da her bir kum katmanının başlangıçta ne zaman güneş ışığından uzaklaşıp katmanlar altında kaldığını gösteriyor. Bu tekniğin işe yaraması için örneğin güneş ışığı görmemesi son derece önemli. Evet, şimdi bir metal tüp alıp tüpü kum katmanının içine sokuyoruz. İşte o zaman metal tüpün içi kum luminesiyle doluyor. Ayrıca güneşten de korunmuş oluyoruz. Kumu daha sonra karanlık oda laboratuvarımıza götürüyor ve güneş yüzü görmemiş olan kumu dışarı çıkartıyoruz. İşte o zaman kumun kaç yaşında olduğunu tespit etmek için optik özelliklerini analiz ediyoruz. Analiz bizlere nehrin tam buradayken kaç yaşında olduğunu gösterecektir. Laboratuvarda Patterson her biri kanyondaki farklı derinliklerden elde edilen kum örneklerini karşılaştırıyor. Her bir kum katmanının ayrı ayrı yaşını belirlemek, nehrin kayaları oyarak ne kadar hızlı bir şekilde bir kanyon oluşturduğunu da ortaya koyabilir. Liz Ferry de yarım milyon yıllık bir tarihi kullanıyor ve elde ettiğimiz bilgilerle kanyonun ne denli hızlı oyulduğuna dair bir bilgi elde edebiliyoruz. Kanyon her bir milyon yılda 305 metre oyulmuş. Bu da her bin yılda yaklaşık 30 santim anlamına geliyor. Ya da her yüzyılda yaklaşık 3 santim. Bu da 1615 metre derinliğindeki kanyonun 5 milyon yıldan biraz daha uzun sürede oyulduğunu ortaya koyuyor. Jeolojik anlamda bu çok kısa bir süre sayılabilir. Araştırmada Büyük Kanyon'un nasıl oluştuğuna dair deliller toplanmaya devam ediyor. Yeşil kil birikintileri eski bir gölün kanyonun oluşmasını tetikleyecek kadar büyük olduğunu ortaya koymayı başarıyor. Derin su fosilleri gölün 6 milyon yıl önce var olduğunu gösteriyor. Yani Büyük Kanyon'u doldurup oymaya yetecek kadar eski. Ancak kanyonun nasıl oyulmaya başladığını ispat etmek araştırmanın sadece bir kısmı. Bu tüm dünya üzerindeki en geniş ve en derin kanyonlardan biri. Ve nasıl bu denli derin olduğunu anlamak için jeologların kanyonun en önemli ve en tehlikeli özelliklerinden birini incelemesi gerekecek.
Batı Arizona'nın manzarası eski dağlardan tarih öncesi denizlere ve son olarak da düz ve yüksek bir ovaya dönüştü. Sadece 5.5 milyon yıl önce Büyük Kanyon bu düzlüğün oyulmasıyla oluşmuştu. Bu o kadar çabuk gerçekleşmiş ki jeologlar Colorado Nehri'nin o inanılmaz gücünü bir daha tahlil etmek zorunda kalmış. Nehir kanyonun kayaları oyarak meydana getirmemiş. Uzun bir süre boyunca kayanın üstüne su dökebilirsiniz ama hiçbir şey olmayabilir. Önemli olan nehrin içinde taşıdıkları. Bu nehrin içinde kayalar ve kum vardı. Bu parçalar birbirlerine çarptı ve kayanın aşınmasına neden oldu. Her gün Colorado Nehri 500 bin ton kaya ve birikinti taşıyor ve bu maddeler 100 olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek miktarda. Bu da her saniye 5 ton ediyor. Nehir erozyonunu araştırmak hiç de kolay bir görev değildir. Çünkü Colorado Nehri'nin güçlü suları kaya dedektiflerinin ihtiyaç duyduğu pek çok delilin ortadan kalkmasına sebep olmuş. Dedektifler şimdi de nehrin akışını değiştiren yüzlerce akıntıdan delil bulmaya çalışıyor. Girdap oluşturarak akan akıntılar, kanyondaki daha küçük kanyonlarda bulunan kayaların nehre kapılmasına sebep oluyor. Nehrin bu aşamada içine giren kayalarla birlikte akmaya devam etmesi için daha fazla enerji kullanması gerekiyor. Kayalar ne kadar büyük olursa nehir de o kadar güçlü akmaya çabalıyor ve bu nedenle de giderek daha güçleniyor. Akıntıların olduğu yerde su hızlı aktığı için aşağıdaki nehir yatağını daha da çok oyuyor. Akıntıların bu kesiminde nehir 3 metreye ulaşıyor. Ve Colorado Nehri'nin bu bölümünde çok sayıda akıntı bulunuyor. Büyük kanyon içinden geçen tüm akıntıları bir araya getirirseniz, kanyonun içinden akan nehrin ne denli hızlı ve güçlü olduğunu da anlayabilirsiniz. Yer çekimi ve fizik bilgisi sayesinde Colorado Nehri'nin bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar çok kayayı oyabildiğini anlıyoruz. 5.5 milyon yıl önce Colorado Nehri deniz seviyesinden binlerce metre yukarıda olan bu düz platonun kenarından akmaya başlamıştı. Nehir sarp yamaçtan aşağı doğru akmaya başladı ve önüne çıkan tüm kayaları ve birikintileri de alıp götürdü. Ve platonun diğer kenarına doğru bir kesik meydana geldi. Nehir o devasa yamaçtan aşağı doğru inerken son derece güçlü bir şekilde akıyor olmalı. Ve bu şekilde kanyonda bir kesik meydana getirmiş olmalı. Bu kesiğin başladığı yerde bulunan o sarp yamaç, nehrin yukarı kısmında bulunan büyük kanyona kadar gelmiş olmalı. Bunun birkaç milyon yıl sonra nehir boyunca devam eden devasa bir şelale olduğunu da düşünebiliriz elbette. İşte Colorado platosu ve aşağısındaki kara parçası arasında oluşan bu sarp yamaç, Colorado'ya o inanılmaz gücü veren yegane şeydi. Nehir Colorado'daki Rocky Dağları'nda başlıyor. Ve aktığı her 1,5 kilometrelik mesafede 30 metre düşüyor. Colorado Nehri'nden 10 kat daha fazla su taşıyan Mississippi Nehri ise düz bir arazide kıvrılarak ilerliyor. Ancak ona güç verecek sarp bir yamaç olmadığından Mississippi'nin bir kanyon oluşturması mümkün değil. Fakat Büyük Kanyon sadece dik değil, aynı zamanda da geniş. Ve işte ulusal parkın kalbi dediğimiz South Rim'de Büyük Kanyon'un gerçek anlamdaki muazzamlığı ortaya çıkıyor. Kanyon burada en geniş noktaya ulaşıyor ve her iki kenar arasındaki mesafe 28 kilometreye çıkıyor. Burası şu anda sakin bir yer gibi görünse de bu eşsiz güzelliğin oluşması için şiddetli güçlerin ortaya çıkmış olması şart. Büyük Kanyon'u çoğu zaman Colorado Nehri ile özdeşleştiririz. Aslında Büyük Kanyon'u oyan nehir, yani nehrin buradan akmasını sağlayan güç de bu yamaçtır elbette. Ama Büyük Kanyon'u asıl büyük yapan şey ise genişliği ve ortaya çıkan bu kayalardır. Ve bu da sadece Colorado Nehri sayesinde oluşmuş bir durum değil.
Buradaki kayaların ortaya çıkmasının nedenlerinden biri de yağmurdur. Yağmur açıkta kalan kayalara çarparak kayaları yumuşatır. Bu denli sert bir yamaç olduğu için de nehrin içindeki maddeler de önem taşıyor. Çünkü bu şekilde birikintilerin nehrin derinliklerine kadar inmesi de mümkün. Bu süreç devam ederek Büyük Kanyon'un zaman içinde daha da genişlemesine neden oluyor. Uzakta, doğuda görülen şu siyah kayaların üzerinde yukarıdan aşağı kaya parçaları düşüyor. Bu olaylar da bizlere kanyonun büyüme ve duvarların geri çekilme sürecinin her daim devam etmekte olduğunu gösteriyor. Bu kayaların düşmesi aşamalı bir süreç değil. Burada son derece şiddetli bir erozyon görmek mümkün. İnsanların çoğu Büyük Kanyon'un değiştiğini göremeyecek elbette. Ben Büyük Kanyon'da çok zaman geçirmiş biri olarak bir ya da iki kayanın düştüğüne şahit oldum. Ama değişim olacak. Ve bu değişim son derece hızlı gerçekleşecek. Kayaların aşağı düşüyor olmasının nedeni, kanyon duvarlarında birbirinin üzerinde duran hem yumuşak hem de sert kayaların var olması. Sert katmanlar kireç taşı ve kum taşlarından meydana geliyor. Bu taşlar o kadar kolay etkilenmiyor elbette. Ancak altta bulunan killi yaprak taşı çamurdan meydana geliyor ve yağmur yağdığı zaman da genleşiyor. Bu da killi yaprak taşının ufalanmasına sebep oluyor. Daha zayıf olan kayalar çabuk etkileniyor ve geri çekiliyorlar. Ve bu nedenle de üstlerinde bulunan daha sert kayalar kayarak toprak kayması heyelan olaylarının görülmesine neden oluyor. Böylece kanyonun da genişliği artıyor. Bu heyelanlar Büyük Kanyon'un inanılmaz genişliğinin sadece ilk adımı sayılabilir aslında. Bir suç ortağı olmasaydı, Büyük Kanyon kaya parçalarıyla dolmuş olurdu. Colorado Nehri olmasaydı, Büyük Kanyon da bu denli geniş olmazdı. Düşen kaya parçalarının akıntıyla gitmesi sayesinde orada yeni birikintiler oluşabiliyor. Bu da her daim devam eden bir süreç. Böylece kanyon duvarları da geri çekilmiş oluyor. Kanyon büyüdükçe kayalar aşağı düşerken, Colorado Nehri de düşen parçaları nehrin aşağı kısmına doğru taşıyor. Büyük kanyonun nasıl bu kadar geniş ve derin olduğu anlaşılmak üzere. Colorado nehrindeki akıntılar ve nehir yatağının sarp olmasının Büyük Kanyon'un nasıl bu denli çabuk oluşmasına yardımcı olduğunun bir kanıtı. Kanyon duvarlarındaki zayıf kayaların düşmesi kanyonun Arizona düzlüğüne doğru nasıl genişlediğini ortaya koyuyor. Ancak Büyük Kanyon'un hikayesinin sonu bu da değil. Son 1 milyon yıl içinde kanyon son derece kuvvetli başka doğal güçler sebebiyle ciddi değişimler yaşamış. Jeologlar bundan 1.7 milyar yıl önce Büyük Kanyon'un nasıl dağlardan tarih öncesi denizlere, ondan sonra da Kuzey Amerika'nın en önemli jeolojik sembollerinden birine dönüştüğünü tespit etti. Şu anda Büyük Kanyon'un en uzak ve en gizemli yerlerinden birine bakıyoruz. Kanyonun kenarında küçük konik sıra dağları görmek mümkün. Ayrıca her bir yamaçtan aşağı doğru inen siyah kayaları fark ediyoruz. Onlar da 725 bin yıl kadar öncesine dayanan etkili bir çağın izleri. O günlerde kanyon volkanlar sebebiyle derinden sarsılmıştı. Burası Arizona Strip, yani Arizona kuşağı diye bilinen uzak bir noktada bulunan Torabib. Ve bu bölge Amerika'daki en ıssız yerlerden biri. Jeologlar dışında çok az insan bu bölgeyi görür. Hem de her ne kadar kanyonun en muazzam manzaralarından biri burada olsa da. Kaya dedektifleri nispeten yakın jeolojik geçmişte volkanik patlamalar sonucu meydana gelmiş bu değişimleri görmek için bu bölgeye geliyor. Kanyonun kenarlarından birinde bulunan bu siyah kaya,
bir zamanlar son derece sıcak olan eski bir lava akıntısı aslında. Ve zaman içinde de işte böyle donmuş. Powell, erimiş kardan meydana gelen bir nehrin içine dökülen magma nehrinden bahsetmişti. Ve bunun etkilerinden de söz etmişti. Onca sıcak magma akıyor ve buharlar çıkıyor. Eminim ki bu inanılmaz bir şeydi. Şöyle bir düşünün. Örneğin Hawaii'de görebileceğiniz gibi kırmızı bir lav kanyon duvarlarından aşağı doğru akıyor. Duvarları kaplıyor ve sonunda nehre ulaştığı anda da birdenbire devasa bir buhar bulutları ortaya çıkıyor. Yaklaşık 100 konik dağın patlaması sonucu akmaya başlayan lav, hemen aşağısında akmaya devam eden Colorado Nehri'ni oldukça etkilemişti. Crow en az 8 ayrı volkanik patlamanın nehrin akışını durduracak büyüklükte devasa lav gölleri oluşturduğuna inanıyor. Tam arkamda pek çok bazalt kalıntılarından birini görebilirsiniz. Bunlar kanyondan aşağı akan o lavların kalıntıları. Lavlar önce burayı dolduruyor. Sonra ise zaman içinde Colorado Nehri birkaç kalıntı haricinde hepsini alıp götürüyor. Lav gölleri o güçlü Colorado Nehri'ni bile durdurmayı başarmış. Ama bir süreliğine. Zaman içinde bu göller Colorado Nehri'ne dayanamamış olmalı. Çünkü akmaya devam eden nehir son derece güçlü olduğundan göller de dağılmak zorunda kalmış. Bu volkanik patlamanın etkilerini kanyon duvarlarında görmek mümkün. Günümüzde bu yanardağların hepsi sönmüş gibi görünüyor. Ama yine de kimi jeologlar bu yanardağların işlerinin henüz bitmediğini düşünüyor. Büyük kanyonun içine lav dolmasına sebep olan son patlamalar bundan yaklaşık 100 bin yıl önce meydana gelmiş olmalı. Ayrıca büyük kanyona kadar ulaşamayan bir patlama daha olduğuna dair kanıtlar da var. Ve bu dağ da 1000 yaşında. Yani bana kalırsa gelecekte bu bölgede de yeniden volkanik patlamalar görülme olasılığı halen var. Büyük kanyona gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Ama araştırmacılar artık kanyonun geçmişine dair hikayeyi öğrendi. Kanyonun tabanında keşfedilen kalsiyumlu taşlar bu bölgenin başlangıçta devasa bir sıra dağla kaplı olduğunu kanıtı. Kireç taşı kayaları bizlere kanyonun sadece 5.5 milyon yıl önce oluştuğunu gösteriyor. Yalnızca derin sularda oluşabilen yeşil kil, kanyonun oyulmaya başlamasının Michigan Gölü'nden bile daha büyük bir gölle tetiklendiğinin bir göstergesi. Ve kanyon yamaçlarındaki kayaların ufalanarak düşüyor olması da kanyonun nasıl bugünkü görünümüne kavuştuğunun bir kanıtı. Jeologlar 1800'lerin ortalarından beri kanyonu inceliyordu. Ancak 100 yılı süren araştırmalardan sonra bile bu hikaye henüz tam olarak bitmiş sayılmaz. Bu bölge evrim geçiriyor ve bu değişim gelecekte de devam edebilir. Bu nedenle bölgeyle ilgili jeolojik ve ilginç sorular sorulmaya devam edilecek ve bilim insanları da bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürecek elbette. Büyük kanyonun dünyanın yer kabuğunun altından çıkan lavla suyun o karşı konulmaz gücünün bir savaşı sonucu meydana geldiğini söyleyebiliriz. Sonuç duvarlarında dünyamızın 2 milyon yıllık, anlaşılması güç jeolojik tarihinin yazılı olduğu doğal bir harika. Ya da toprak kaymalarıyla kaybolmuş ya da yanardağlar yüzünden yok olmuş. Elbette büyük kanyonun nasıl ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor. Ancak elimizde pek bir delil yok. Sanki bir cinayet işlenmiş ve tüm ipuçları yok olmuş gibi düşünün. Bu yüzden biz de elimizde kalan delilleri birleştiriyoruz. Ve sonuçta yavaş yavaş bile olsa bu jeolojik simge en eski sırlarını açık etmeye başlıyor. Kanyonun zengin renkli katmanları, dünya ile ilgili en eksiksiz kayıtları sunuyor aslında bizlere.
İnsan Büyük Kanyon'u düşünürken aklından çıkartmaması gereken gerçeklerden biri de bu kayaların anlattığı hikayelerin milyonlarca, milyarlarca yıl öncesine dayandığıdır. Castron ve ekibi Colorado Nehri'nde oldukça zorlayıcı bir keşif gezisine çıkmaya hazırlanıyor. Bu kolay bir yolculuk olmayacak çünkü 2320 kilometre uzunluğundaki bu nehir son derece güçlü. Her saat Colorado Nehri'nde ortalama olarak 3000 litre su akıyor. Yani her saniye Amerika'da evlerde bir yılda kullanılan su miktarından daha fazla. Castron, Büyük Kanyon daha oluşmadan önce var olan kara parçasının eski tarihini araştırıyor. Ve bunun için de kanyondaki en eski kayaları teşhis etmesi şart. O da eski kâşiflerden John Wesley Powell'ın izinden gitmeye kararlı. 1869 yılında John Wesley, kanyon boyunca Colorado Nehri'ni başarılı bir şekilde geçebilmişti. Kanyonda araştırmalar yapan bilim insanları için John Wesley Powell çok önemli bir kâşiftir. Çünkü bugün bizlerin cevaplamaya çalıştığı sorular, o zamanlarda Powell'ın üzerinde çalıştığı sorularla aynıydı. Powell'ın keşiflerinden biri de kanyonun en alt kısmında bulunan bu ürkütücü siyah kayalardı. Şu anda Büyük Kanyon'da Colorado Nehri'nin hemen yanındayız. Sizler de yanı başındaki bu görkemli siyah kayaları görebilirsiniz. Yanardağlar patlar. Buzullar büyür ve geri çekilir. Devasa güçler her daim iş başındadır. Ve arkalarında jeolojik gizemlerin izini bırakırlar. Bu gizemlerden biri de işte burada, Arizona'daki Büyük Kanyon'da gizli. Yaklaşık 1 milyar ton ağırlığında kaya zeminden sökülüp atılmış gibi. Bu kanyonun içine dünyadaki tüm nehirlerin sularını boşaltsak bile yine de yarısından çoğu boş olur. Bilim adamları bir yüzyılı aşkın süredir bu devasa kanyonun nasıl ve ne zaman oluştuğunu bulmaya çalışıyor. Ve şimdi dünyanın nasıl oluştuğunu ele aldığımız bu her daim evrim geçiren hikayede Büyük Kanyon'un nerede yer aldığını bulmak için jeologlar yeni deliller buluyor. Büyük Kanyon. Amerika'nın en olağanüstü doğa harikalarından biri. Bu kanyonun en geniş noktasında aradaki mesafe yaklaşık 30 kilometre. Uzunluğu 445 kilometre ve 1,5 kilometreden daha derin. Bu kanyon o kadar büyük ki çok uzaklardan görülebiliyor. Uzaydan bile. Idaho'daki J&M Kanyonu yaklaşık 800 metre daha derin ve Avustralya'daki Kaperty Vadisi de 1,5 kilometre daha geniş olmasına rağmen Büyük Kanyon aralarında en bilindik olanı. Ve dünyanın en büyük jeolojik gizemlerinden birini içinde barındırıyor. Mississippi'nin sadece onda biri büyüklüğünde olan Colorado Nehri nasıl bu kadar büyük bir kanyonu yaratmış olabilir? Bu soru bir yüzyılı aşkın süredir bilim adamlarının kafasını kurcalıyor. Çünkü normalde bu sorunun cevabını bulmak için kullanacakları bilgiler milyonlarca yıldır akmakta olan nehrin sularında kaybolup gitmiş. Ne biliyorsunuz? John Wesley Powell bunlara çirkin siyah kayalar diyordu. Çünkü ona göre bu kayalar akıntılara neden oluyordu. Ancak Büyük Kanyon'un en eski tarihiyle ilgilenenler için bu kayalar son derece değerlidir. Powell'ın şimdilerde Vishnu Schist diye bilinen bu kayaların tarihini belirleme şansı olmamıştı. Görünüşlerinden anlayabildiği tek şey de bir zamanlar bu kayaların erimiş halde yer altında gömülü olduğuydu. Ama Carstrom'un bir avantajı var, o da radyoaktif eskimeyi ölçerek kayaların tam yaşını ortaya çıkartabilen ekipmanları. Ve çok eski zamanlarda neler olduğunu anlayabilmenin ilk adımı da bu kayaların ne zaman meydana geldiğini tespit etmek. Bu kayalar yaklaşık 1.7 milyar yaşında. Yani dünyanın yaşının yarısı yaşında.
Büyük Kanyon'da dünya tarihinin son 2 milyar yılıyla ilgili inanılmaz hikayeler bulabiliriz. Ancak Karlstrom'a daha fazla bilgi gerekiyor. Bu çirkin...